Yavaş ol Siham. Eğer boşuna yünleri satılırsa bütün parayı ben alacağım, tamam mı? Tabii ki, onu sen yetiştirdin. Ne alacağımı bilmiyorum. Daha önce hiç param olmamıştı. Aman Allah'ım, çok kötü görünüyor. Bana Mekke'ye gelirsen burada yardım bulabileceğimi söylediler. Ve buldun da. Siham! Baba, nereye gidiyorsun? Böyle bırakıp gidemeyiz. Önce bu adama yardım etmeliyiz. Ama başı ne olacak? Kur'an'ın yardımseverlik konusunda ne dediğini hatırla Siham. Erkek ya da kadın, her kim Allah'a güzelce bir borç verirse, Allah bunun karşılığını kat kat fazlasıyla verecektir. Eğer biz bu duyguyla yaşamazsak, o zaman eskiden bu şehri yönetenlerden bir farkımız kalmaz. Biliyor musun Siham? Mekke o zamanlar farklı bir yerdi. Kabe'nin çevresinde yüzlerce put vardı. Ve benim gibi yoksul insanlar için hayat çok zordu. Çok teşekkür ederim efendim. Onu ben alayım. Birine borç verdiğim zaman onun geri ödenmesini beklerim. Lütfen, evladım. Ona ihtiyacım var. Ailemin karnı aç. Bunu daha önce düşünmeliydin. Hey! Yakalayın! Mekke'ye hoş geldiniz. Çok uzaklardan geldiğinizi biliyorum. Unutmayın, ilahlarınıza hediyeler sunarken çok ama çok cömert olun ki sizi kutsasınlar. Ey yüce ve kutsal işler. İşte sahip olduğum her şeyi sana verdim. Senin görevin dua etmek değil, temizlik yapmak Sümeyye. Unutma ki şimdi hac mevsimi. Ve tanrıların parlamasını istiyorum. Ey Mekke, sen iyilik simgesisin. Ve senin güzelliğin tıpkı olgun bir çiçek gibi. İşte bedelini ödedim. Şimdi soruma cevap ver. Biraz sabırlı ol Süheyl. Ve acele etme. İlahi okların kehaneti aceleye gelmez. Oo, bu çok iyi seçim Süheyl. Oklara göre kılıç yapımcısını kandırmaya devam edebilirsin. Çünkü okların söylediği söz çok güzel. Yakalanmayacaksın. Hırsız! İyi köleden anlıyorsun Ümeyye. Lütfen efendim, bana hürriyetimi bağışlayın, lütfen. Onu alıyorum. Bilal. Sakın unutma. Bedenini kırbaçlayabilirler ama ruhun özgürdür. O kimseye ait değildir. Sen çekil yolumdan. Tekrar at bakalım evlat. Ama unutma. Eğer kaybedersen benim kölem olursun. Hayır, olamaz. Artık benimsin. Teşekkür ederim. Hadi kalk ve buradan defol. Şu insanlara bakın. Son yılların en kalabalık hac mevsimi. İlahların Mekke'de olması çok iyi. Bu hacılardan bazıları pek de zeki sayılmazlar. İlahların değerinin iki katını ödüyorlar. Ya. Doğru. Her şeyin fiyatını arttırmazsak aptallık etmiş oluruz her şeyin. O zaman Mekke'nin cömertliği ne olacak? Bu hacılar çok kutsal bir yere ibadet etmeye geliyor. Eskiden inançlılara su ve barınak sağlamakla övünürdük. Oysa şimdi onların inançlarından çıkar sağladığımız için övünüyoruz. Bunları dinlemek zorunda değilim. Sakin ol Ebu Cehil. Ebu Talip Kureyş'in büyüklerinden. Evet, benim de kardeşim.
Ama bu burada oturup onun haksız suçlamalarını dinleyeceğim anlamına gelmez. Eğer biz olmasaydık acılar susuzluktan kuruyup kavrulacaklardı. Unutma ki aldığımızın 10 katını hak ediyoruz. Kabilesi Kabe'nin bakımından sorumlu olduğundan bize ders verebileceğini sanıyor. Artık yöntemlerimizi değiştirmek zorundayız. Dikkatli ol Ebu Talip. Değişim tehlikeli olabilir. Ancak Ebu Talib'in bilmediği bir şey vardı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani kendi elleriyle yetiştirdiği öz yeğeni dünyayı sonsuza dek değiştirmek üzereydi. O sıralar 40 yaşındaydı. Yalnız kalıp dua ve tefekkür etmek için şehir dışındaki bir mağaraya gidiyordu. Mekke'de yaşanan adaletsizlikten, kölelikten, kadınlara kötü davranılmasından, açgözlülükten, kumardan, yeni doğmuş kız çocukların diri diri gömülmesinden, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın inandıkları tek Allah'ın bırakılıp tahta ve taştan yapılmış putlara tapılmasından çok rahatsızdı. Böylece her yıl yaptığı gibi o mağaraya gitti. Aniden çevresini bir nur sardı. Başını yukarı kaldırıp baktığında meleklerin en büyüğü olan Cebrail'in karşısında durduğunu gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nutku tutulmuştu, konuşamıyordu. Oku. Oku dedi melek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama ben okuma bilmem dedi. Cebrail emri 3 kere tekrarladı ama her seferinde yanıt aynıydı. Sonra Cebrail ona vahyetti. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, en büyük kerem sahibi olan Rabbin kalemle yazmayı öğretti. O insana bilmediklerini öğretti. Sonra Cebrail birden kayboldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korku ve şaşkınlık içinde tir tir titriyordu. Güçlükle mağaradan çıkıp hemen eve doğru koşmaya başladı. Gördüklerinden emin değildi. Dağdan aşağı inerken Cebrail yine göründü. Ve Muhammed dedi. Sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzaklaşmaya çalıştı. Ama nereye dönse Cebrail oradaydı ve mesajını tekrarlıyordu. Muhammed, sen Allah'ın elçisisin. Ben de Cebrail'im. Melek ortadan kaybolduktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorlukla evine döndü. Evine vardığında tir tir titriyordu. Hanımı Hatice'den üzerini örtmesini istedi. Ona gördüğü ve duyduğu her şeyi anlattı. Aklını yitirmiş olmaktan veya kötü ruhların bedenini istila etmiş olmasından korktuğunu söyledi. Ama Hatice, Allah'ın onun gibi her zaman doğruyu söylemiş, yoksullara ve ihtiyacı olanlara yardım etmiş bir kulunu kötü ruhlara teslim etmeyeceğini söyleyip onu rahatlattı. Daha sonra Hatice din alimi olan kuzeni Baraka bin Nefel'in evine gidip bütün olanları anlattı. Senin kocan Allah'ın peygamberidir o. İnsanlar onun getirdiklerine inanmayacaklar. Birçok iftira atacaklar. Ve yurdundan zorla çıkartacaklar onu. Varaka'nın söylediklerini dinleyen Hatice, kocasının bütün anlattıklarına inandı. Böylece İslamiyet'e ilk iman eden kişi o oldu. Sonradan onu diğerleri izledi. Muhammed'in gizli toplantılarıyla ilgili bazı söylentiler duyuyorum. Yapma Ebu Cehil. Ama o henüz ne olduğunu bilmediğim bir şeyler öğretiyor. Hatta evlatlığı Zeyd ve kuzeni Ali de ona katılmış. Ne olmuş yani? Geri kalanı fakirler ve köleler. Cezalandırılmalı. Peki ama niçin? Farklı bir şeyler öğrettiği için. Dinle beni. Eğer yandaşları güçlü kişiler ve anlattıkları tehlikeli olsaydı, onların üstlerini bir deniz gibi örterdim. Ama merak etme, bu Muhammed Ebu Cehil. Yani el emin, yani dürüst ve güvenilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 yıl boyunca derslerini gizli olarak verdi. Onun mübarek sözlerini Siham, ilk o zaman duydum. Bunu yapmamız doğru mu bilmiyorum. Onu dinlemen lazım anne. Bir şey olmaz Celile. Çabuk çabuk. İçeri girin. Bu gece her zamankinden daha kalabalık. Sağ ol Cafer.
Her akşam nereye gidiyorsun Bilal? Allah'ın peygamberini dinlemeye. İslami hayat tarzını bizzat Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından dinlemek inanılmaz bir duyguydu. Ona inen vahiyler ve Kur'an o ana kadar duyduğumuz en güzel sözleri içeriyordu. Bize Mekke'deki bütün putların aciz olduğunu öğretti. Ve dedi ki, bir tek ilah vardır. İbrahim, Musa ve İsa'nın ilahı. Tüm varlığınızla ona iman etmelisiniz. Allah katında zengin ya da köre diye bir şey yoktur. Herkes eşittir. Yoksullar hakir görülüp aşağılanmamalı. Onlara yardım edilmelidir. Kur'an şöyle der. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında en yüce olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Kadınlar mal değildir. Onlar da Allah'ın yarattıklarındandır. Ve en az erkekler kadar değerlidirler. Onlara karşı saygılı olun. Dünya size Allah'ın lütfudur. Onu en iyi şekilde değerlendirin ve bilin ki o size emanettir. Sakın unutmayın. Her biriniz yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. O gece oradakilerin çoğu Müslüman oldu. Ona bağlılığımızı kelime-i şehadetle gösterdik. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Tek ilah Allah'tır. Ve Muhammed onun peygamberidir. Buna inanamayacaksın Amal. Diyor ki Allah katında bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Mutlaka beni de ona götürmelisin. Ha? Muhammed'in anlattıklarını tehlikeli bulacağını biliyordum. Tabii ki tehlikeli. Hemen durdurulmalı. Muhammed'i durduramazsınız. Ne dedin? Ha? Bilal, geri gel. Kırbaçlanacaksın. Bedenimi kırbaçlayabilirler. Ama ruhumu asla. İyi, tamam. O halde ruhunu orada bırak ve bedenini hemen buraya getir. Sen Muhammed hakkında ne biliyorsun? Peygamber olduğunu biliyorum. Peygamber mi? Gördün mü? Salgın hastalık gibi yayılıyor. Bu yüzden ilahlar seni cezalandıracak Bilal. Muhammed diyor ki tapmakta olduğunuz putlar acizdir. Ha, aciz mi? Demek aciz, öyle mi? Bir köre ilahlarımızın aciz olduğunu söyleyebiliyor. Şimdi hepiniz bana cevap verin. Muhammed'in anlattıkları gerçekten zararsız. Dinimiz bizim aleyhimize dersler mi veriyor Ebu Talip? Fakat biz de gücü her şeye yeten bir Allah'a inanıyoruz. Doğru. Ama diğerlerinin değersiz olduğunu söylemiyoruz. Bunun ne zararı olabilir ki? Onu dinleyenler sadece yoksullar ve güçsüzler. Hepsi değil. Gördünüz mü? Onlara katılanların içinde Ebu Bekir de var. Ha, evet. Muhammed'in güçlü dostu da onun için bizleri terk etti. O sadece bir kişi. Yok. O söndürülmesi gereken bir ateşin parlayan ilk kıvılcımı. Evet. Eğer Muhammed'in anlattıkları kabul görüp ilahlarımız ortadan kaldırılırsa, bundan sonra hac diye bir şey olmaz. Ve eğer hac diye bir şey olmazsa, bizim de sonumuz gelmiş demektir. Allah'ın elçisi tehlike uyarısını herkese haber vermemi istedi. Ne? Mekke'ye mi saldırdılar? Bilmiyorum. Hadi çabuk olun. Sümeyye, Kabe'ye gidiyoruz. Acele et. Yasir, hadi çabuk. Neler oluyor? Ben de bilmiyorum. İşte orada. Hop, hadi bakalım. Allah'ın elçisini görüyor musun Hüda? İşte orada. Konuşma yapacak. Sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Mekke halkı! Eğer size şu tepenin arkasında bir ordu olduğunu ve bizi işgale geldiklerini söylesem bana inanır mıydınız? Senin söylediğin her şeye inanırız ya Muhammed. Sen hep doğruyu söyledin. Sonra şöyle devam etti. Ey Mekke halkı! Öğüdüme kulak verin. Putlarınızı terk edin ve tek ilah olan Allah'a iman edin. Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Çünkü ben sizi Allah'ın gazabından koruyamam. Ben yalnızca düşmanın geldiğini görüp halkını uyarmak için geriye dönen ve yaklaşan tehlikeyi haber veren biri gibiyim.
Yeğenimiz bizi aptal yerine koyuyor. Durdur onu Ebu Talip. Lanet olsun sana Muhammed. Bizi bunun için mi topladın? Mucize. Harika değil mi? Bu adama inanıyor musun sen? Ah evet. Her kelimesini. Ah! Tepeden ayrılıyor. Hadi gidip yanına katılalım. Mekke'ye ihanet etmeye nasıl cüret edersiniz? Size yetmedi mi? Seni koruyacağız Allah'ın elçisi. Bu ne cesaret? İlahlara nasıl hakaret edersiniz? Peygamber mi? Kokola girin. Peygamber'e zarar vermesinler. Birbirinizden ayrılın. Aranızdan girmelerine izin vermeyin. Bunu yapamazsın Bilal. Eğer Allah'ın elçisi artık tebliğini gizlice yapmıyorsa, benim de onu gizlice izlememe gerek yok. Bu da ne böyle? Yo, sakın bir şey söyleme. Demek kölen bir Müslüman olmuş, öyle mi? Bedenime sahip olabilirsin. Ama ruhuma asla... Dur tahmin edeyim. Ruhunun özgür olduğunu sanıyorsun. Hayır. Aslında benim ruhum da bir köle. Ama sana değil. Allah'a. İşte bunda yanılıyorsun Bilal. Ruhun da bana ait. Sahip olduğun her şey bana ait. Hatta düşündüğün her şey. Anladın mı? Şimdi söyle. Muhammed'in o sözlerini inkar et. Ve ruhunun bana ait olduğunu söyle. Hadi söyle Bilal. Söylesene. Allah birdir. Ve Muhammed onun peygamberidir. Bakalım kırbacı yiyince ne söyleyeceksin. Yürü! Bunu hak et. Evet, hak etti. Muhammed'in sözlerini inkar et. Olamaz Bilal. Allah birdir. Allah birdir. Eğer ruhunun benim kölem olduğunu söylersen, işte o zaman taşı çekerim. Söyle hadi. Allah birdir. Söyle dedim. Ümeyye, ben buraya Ebu Bekir adına geldim. Bu adamı senden satın almak istiyor. Bana fiyatını söyle. Pekala. Tam 10 altın isterim. Çok kazançlı çıktığını sanıyorsun, değil mi? Dönünce Ebu Bekir'e de ki, bu değersiz yaratığı 3 altına bile zor satardım. Oysa o 100 altın bile ödemeye hazırdı. Bunca yaptığımız eziyete rağmen Muhammed tebliğine ve hacılarımızı kendi dinine döndürmeye devam ediyor. Nasıl? Cevabı son derece basit. Ve Kur'an'ın içinde saklı. Ne? Yani o sözde vahiyler mi? Hepsi saçmalıktan başka bir şey değil. Saygısızlık etmek istemem Ebu Cehil. Ama Muhammed'e gelen şu vahiyler hiç de saçmalık gibi görünmüyorlar. Anlatımları çok güçlü. Sade. Bu dünyadan gibi değil. Yani sihir mi? Bana kalırsa mantıklı tek açıklama bu. O halde sihirli şiirlerini bize karşı kullanmasını kesinlikle durdurmak zorundayız. Ebu Talip, hepimizin sana sonsuz saygısı var. Ama defalarca yeğeninin dinini yaymasını önlemen için sana ricada bulundum. Ama sen hiçbir şey yapmadın. Mekke'deki barışı tehdit ediyor. Hatırlayın, birkaç yıl önce Mekke'de barışı o sağladı. O zaman onu takdir ediyordun Ebu Cehil. Kabe'nin inşasını hatırlıyor musun? Hacerül Esved'i yerine koyma hakkı konusunda birbirimizi neredeyse öldürecektik. Ama Muhammed geldi ve... Nasıl konuşur ki? Ebu Cehil! Onu durdur. Yoksa bir başkası durduracak. Dışarı! Kureyş'te kan dökülmesini mi istiyorsun? Çık dışarı! Benim durumumu anlamalısın Ebu Talip. Barışı sağlamak gittikçe daha da güçleşiyor. Lütfen... Yeğeninle konuş.
Mekke'nin huzura kavuşması için onunla konuşacağım. Muhammed, içeri gir ve kapıyı kapat. Otur, lütfen otur. Ey kardeşimin oğlu, Kureyş senin dinini yaymana son vermeni istiyor. Eğer vermezsen korkarım ki ben seni koruyamam. Ben yaşlı bir adamım Muhammed, onlarla mücadele edemem. Onlar benim komşularım, kabilem. Hayatımız boyunca tanıdığımız tüm insanlar onlar. Yoksa tebliğin hayatlarımız uğrunda feda etmemizi gerektirecek kadar önemli mi ey Muhammed? Şehirde kan dökülmesine değer mi? Sevgili yeğenim, Mekke'nin barışı adına tebliğine son ver. Ebu Talib'in anlattıkları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok üzülmesine neden oldu. Ancak yanıtı şu oldu. Vallahi sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseler yaptığım işten vazgeçmeyeceğim. Ya Allah'ın adı galip gelir ya da ben bu uğurda yok olur giderim. Muhammed, ne istiyorsan yap ve söyle. Amcan seni asla terk etmeyecek. Ne şimdi, ne de ben yaşadığım sürece. Bizler Muhammed'in kabilesindeniz. Bedeli ne olursa olsun onu koruyacak ve yanında yer alacağız. Neden? Neden bir adam yüzünden tüm Mekke'nin düşmanı olalım ki? Çünkü o yeğenimiz. Çünkü yanlış olan hiçbir şey yapmadı. Ha, Yüce Hamza konuştu. İyi ki kılıç kullanmakta ustasın kardeşim. Çünkü Muhammed onu kullanman için zorluyor. Yok hayır. Bir melek gördüğünü söyledi diye. Onun için ölmeye hiç niyetim yok benim. Ona ve yandaşlarına yaptığımız onca baskıya rağmen Muhammed dinini yayıyor. Her şeyi mahvetmeden lütfen onu durdurun. Lütfen. Geliyor. Dua ediyor. Seni hain! İlahlarımızı aşağılamana izin vermeyeceğim. Saptın! Buna nasıl cüret edersin? Demek döndün. Ne oldu? Ebu Cehil yeğenine hakaret etti. Bütün şehrin önünde korkunç şeyler söyledi. Yeğenim ne yaptı? Hiçbir şey. Sadece yürüyüp gitti. Bu sabah burada ibadet etmeye kalkmıştı ama onu hemen kovdum. Hamza! Eğer canın kavga etmek istiyorsa benimle dövüş. Ben de onun dinine bağlıyken Muhammed'e nasıl hakaret edersin? Olamaz. Muhammed'e iman ettiğini bilmiyordu. Artık ediyorum. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Anlattıklarının doğru olduğunu biliyorum yeğenim. Bunu söylediğin her kelimede hissediyorum. Bu yüzden şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun peygamberisin. Cezalandırın. Bu taraftan. Bırakın onu gitsin. Kocam nerede? Kocanı boş ver kadın.
Ya Muhammed'i inkar et ve ilahlarımıza sığın ya da öl. İnkar et. Yok. İnkar et. Hadi söyle anne. Onlara duymak istediklerini söyle. Oğlunun sözünü dinle Sümeyye. Bana doğruyu söyle Ammar. Yaşamak için Allah'ı ve peygamberini inkar edebilir misin? Ben de edemem. Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi bunlar son sözler. Onlar İslam'ın ilk şehitleriydi. Sümeyye. Yasir. Allah'a şükür Ammar yaşıyor. Peki durumu nasıl? Kötü değil. Peygamber acısını hafifletmek için elinden geleni yapıyor. Ama bizim için de endişeleniyor. Gücü yeten herkesin Habeşistan'a gitmesini söyledi. Habeşistan mı? Orayı Hristiyan bir kral yönetiyor. İyi kalpli bir adam. Orada yaşamamıza izin verebilir. Benden gruba liderlik yapmam istendi. Güçlü erkeklerin yardımına ihtiyacım olacak. Git Malik, bizi merak etme. Acele etsek iyi olur. Gittiğimiz anlaşılmadan çok uzun mesafe kat etmek zorundayız. Çoktan Habeşistan'a varmış olabilirler. Halide yanına adamlarını alıp peşlerinden gitmesini söyle. Hepsini buraya geri getirip cezalandırmak zorundayız. Mekke'de isyan çıkaranlara kesinlikle izin veremeyiz. İşte bu en değerli kolyem. Sana veriyorum. Şimdi eli açıklığımın karşılığını ver. Oh. Harika. Bana Habeş kralını tanıdığını söylediler. Evet. Aslına bakarsan gayet iyi tanırım. Güzel. Bu onun için. Oh. Eğer onu Müslümanları bize vermeye ikna edersen sen de payını alacaksın. Bunu yapabilecek biri varsa o da benim. Oh. Seni tekrar görmek güzel Amr. Bütün bu hediyeler sizin için majesteleri. Cömertliğin dillere destan Amr. Fazlasını hak ediyorsunuz efendim. Anladığım kadarıyla şehrinizden buraya göç eden insanlarla ilgileniyorsun. Asiler efendim. Şehrimizde karışıklığa neden oldular. Aynısını burada da yapacaklardır. Onları sizden almakla iyilik yapmış olmak istiyoruz majesteleri. Barışsever insanlara benziyorlar. Bu da bana yeter. Ama yeni bir din çıkardılar ve diğer dinleri de yok etmeyi amaçlıyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Aziz kral. Kralın karşısında eğil. Biz Allah hariç hiç kimsenin önünde eğilmeyiz efendim. Gördünüz mü sayın kral? Anarşi. Başladı bile. Bu benim için önemli değil. Allah'a olan saygılarıyla bana olandan daha fazla ilgileniyorum. Seni dinliyorum. Kısa süre önce aziz kral, cehalet içinde yaşayan bir toplumduk. Sonra Allah içimizden soyunu ve temizliğini bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O yalnızca Allah'a iman etmemizi ve hep doğruyu söylememizi buyurdu. Bizden anne ve babalarımızı sevip saymamızı, yakınlarımıza yardım etmemizi, muhtaçları korumamızı istedi.
Bu dünya hayatının kısa olduğunu ve çevremizdeki her şeyin Allah'ın bize bahşettiği birer emanet olduğunu öğretti. Yeryüzü, bedenlerimiz, bu emanetlere saygılı olmalıyız. Çünkü hesap günü geldiğinde Allah'ın huzurunda yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Öğrettiği şeyler Amr, Hazreti İsa'nın getirdiği müjdelerle aynı. Hayır aziz kral, onlar sizin dininize saygı duymuyorlar bile. Ve diyorlar ki İsa Allah'ın oğlu değilmiş, sadece sıradan bir insanmış. Hazreti İsa hakkında peygamberimize inen Kur'an şöyle der. İsa Allah'ın tertemiz bir kulu olan Hazreti Meryem vasıtasıyla yeryüzüne gönderdiği kendi ruhundan bir nefes ve mübarek bir sözüdür. Bizim inandıklarımızla sizin inandıklarınız tıpkı şu iki ışık hüzmesi gibi ayrı. Ancak ikisi de aynı kaynaktan geliyor. Vallahi önüme altından bir dağ bile yığsalar sizi geri vermeyeceğim. Burada kalabilirsiniz. Hem de istediğiniz kadar. Sana gelince Amr, hediyelerini al ve Mekke'ye geri dön. Ebu Cehil! Ebu Cehil! Dinleyin birkaç zengin hacı. Ebu Leheb'i kumarda yenebileceklerini zannettiler. Her şeylerini ellerinden aldım. Yoksa yenilen o iki adam siz miydiniz? Ebu Cehil'in yeğeni Ömer bin Hattab Müslümanlara katıldı. Ömer mi? Şu büyük kudretli Ömer mi? Evet, Ömer, evet. Yok, Ömer olamaz. Sanırım Kur'an dinlemiş. Kur'an'ın güzelliğinin yüreğindeki pisliği temizlediğini söylemiş. Ne yapacağımızı çok iyi biliyor. Beni dinleyin ey ilahlarımız. Müslümanları durdurmak için hiçbir şey yapamıyoruz. Belki siz yardım edersiniz. Hemen kapa çeneni sarhoş aptal. Onlara salgınasızlık ver. Lütfen susar mısın? Evet bu, evet. Sorunu çözdün. Ben mi? Onları toplumdan dışlayacağız. Her şeyle bağlantılarını keseceğiz. Harika. Böylece buradan gidip yalanlarını tüm Arabistan'a yayacaklar. Hiçbir yere gitmelerine izin vermeyeceğiz. Burada kalacaklar ve hepsinin açlıktan ölmesini izleyeceğiz. Açlık mı? Nasıl? Bir anlaşma imzalayacağız ve Kabe'nin duvarına asacağız. Anlaşmaya göre hiç kimse Muhammed'in yandaşlarıyla ya da onları koruyanlarla alışveriş yapmayacak. Hiç kimse onlarla evlenmeyecek. Onlara yardım da etmeyecek. Muhammed gittiği yolun hatalı olduğunu anlayana kadar Mekke'deki herkes tarafından dışlanacaklar. Teşekkür ederim Muhammed. Müslümanların toplumla bağlantısı kesildi. Çoğu kendi evinde bile kalmaktan korkuyordu. Hayatta kalmak için yakındaki bir tepeye sığındılar. Teşekkür ederim. Kusura bakma, daha fazla yok. Karnım hala çok aç anne. Biliyorum canım, biliyorum. Baba, Habeşistan'a mahallenin yanına gitsek olmaz mı? Gitmemize izin vermezler oğlum. Sence mahallenin başımıza gelenlerden haberi var mıdır acaba? Ona haber gönderdim ama
Bilemiyorum Hadi. Şimdi gidemezsin Malik. Yalnız olmaz. Ailem acı çekerken ben burada kalamam. Hepsi bu kadar Ammar. Peygamberimizin hanımı Hatice şu az miktarda erzak için bütün malını sattı. Yine de uzun süre yetmez. Bu durumun 3 yıl süreceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Zayıf düştünüz Allah'ın elçisi. İslam'a göre sabır ve sebat göstermek gerektiğini biliyorum. Ama yine de yiyeceklerinizi diğerlerine vermeye devam edemezsiniz. Neler oluyor? Muhammed'e söyleyin. Kureyş'e mesajını bizzat ben ileteceğim. Peki görünmüyorsunuz. Yo, ben yeterince iyiyim. Ebu Talip, sağlığınızın bozulmasına üzüldüm. Bu pek inandırıcı değil. Ben ölürsem bu konseyin başına sen geçeceksin. O zaman Muhammed'le başa çıkmak daha kolay olur, değil mi? Evet, haklısın. O halde söyleyeceklerim seni mutlu edebilir. Muhammed kendine inen bir vahiy bana bildirdi. Eğer doğru çıkmazsa ona nasıl istiyorsanız öyle davranabilirsiniz. Ama eğer doğruysa tüm Müslümanlara uyguladığınız boykota son vereceksiniz. Nasıl yani? Aynen şöyle. Hepinizin imzalayıp Kabe'nin duvarına astığınız anlaşma böcekler tarafından yendi. Geriye sadece şu sözler kaldı. Allah'ın adıyla. Anne. Artık eve dönebiliriz. Durum biraz düzelmişti. Kısa süreli bir barış dönemi yaşanıyordu. Oo, harika görünüyor. Sağ ol Celile. Malik. Celile, hemen gel. Peygamberin hanımı hasta. Hatice mi? Yok, hayır. Hemen git Celile. ...25 yıllarını paylaştılar. Peygamber Efendimizin çocuklarının annesiydi. Ona ilk iman edendi. Dostuydu. O yılın adını... ...Hüzün Yılı koyduk. Çünkü Peygamberimizin amcası Ebu Talip de ölüm döşeğindeydi. Cana dair senden bunun sözünü almamı istiyorlar. Bizim aleyhimize konuşmazsan biz de konuşmayız ve suçlamalarımızı geri alırız.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Duydun mu? Evet, artık bitti. Ve hemen ekledi. Sizden bunun karşılığında sadece bir tek kelime istiyorum. Eğer verirseniz Arabistan'ın ve İran'ın tümü sizin olacak. Hadi söyle. Benimle birlikte bir tek Allah'ın olduğuna tanıklık edin ve bütün putları inkar edin. Çocukken seni bana ilk getirdiklerinde senin çok özel biri olduğunu anlamıştım. Ve öylesin de. Evet, öylesin. Artık beklediğim gün geldi. Nihayet lideriniz benim. Evet. En azından ismen. Ne? İstersen kendini kralı ilan et. Ama sakın benim yoluma çıkma. Güzel. Şimdi birinci sorunu çözelim, tamam mı? Müslümanlar mı? Hayır. Muhammed. Özgürce ibadet edip etrafta dolaştıklarını görmeye dayanamıyorum. Sakin ol Ebu Cehil. Bilirsin kılıçların başaramadığı işi kelimeler kolayca başarabilir. Şairlerimiz. Şu anda halkı Muhammed aleyhine çeviriyoruz. Ebu Leheb çok iyi çalışıyor. Dinleyin sevgili dostlarım. Orada gördüğünüz yeğenim kalbine vahiy gönderildiğini söylüyor. Ayrıca peygamber olduğunu söylüyor. Ama asıl amacı kendini kral ilan edip hükmetmek. Muhammed bizim inancımızın yanlış olduğunu, ilahlarımızın konuşmayan taşlardan başka bir şey olmadığını söylerken aslında sadece size saldırmıyor. Aynı zamanda atalarınıza da saldırıyor. Evet, doğru, doğru. Onların kötü ve aptal olduğunu söylüyor. Böyle bir hakarete izin verecek miyiz? Eziyetlerin yeniden başlaması çok yakın. Bu kez bizi koruyacak ne Ebu Talip var, ne de gidecek bir yerimiz. Siz Bilal'siniz değil mi? Evet, ama sizi... Adım Beren. Geçen yıl 12 kişiyle birlikte peygamberi dinlemeye geldim. Aa, Yesrif'ten, evet. Artık bütün kalbimizle Müslüman olduk. Duydunuz mu? Yesrib'de 12 Müslüman var. Hayır, yüzlerce. Peygamber mutlaka Yesrib'e gelmeli. Ona ihtiyacımız var. Şimdi konuşamayız. Allah'ın elçisi Akabe'deki tepede seninle buluşacak bu gece. Ey Allah'ın elçisi, lütfen Yesrib'e geleceğinizi söyleyin. Şehrimizde kan gövdeyi götürüyor, kardeş kardeşi öldürüyor. Sadece siz ve sizin mesajınız bize barış getirebilir. Geleceğinizi söyleyin. Eğer gelirseniz sizi koruyup savunacağımıza söz veriyoruz. Allah bir kapı açtı. Ey Allah'ın elçisi. Hazreti Peygamber bu öneriyi kabul etti ve hepimizin Yesrib'e doğru yola çıkmamızı buyurdu. Gece yola çıkmaktan çok korkuyorum. Allah'ın elçisi, gittiğimizi kimsenin görmesini istemiyor. Neden diğerleriyle beraber gitmiyoruz? Şşş! Hepimiz aynı anda buradan gidemeyiz. Bu çok tehlikeli olur. Vakit geldi.
Müslümanlar gitmiş. Ama Muhammed geride kalanları korumak için burada kalmış. Artık Muhammed'e ne yapacağımıza karar vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Hapse atalım. Yok, sürgüne gönderelim. Evet, evet. Bence çölün ortasına bırakalım. Bırakalım gitsin. Mekke'den uzaklaşsın. Zaten istediğimiz bu değil mi? Gitsin ve Yesrib'te bir imparatorluk kursun. Öyle mi? Peki ne yapacağız? Öldürün onu. Ama onu öldürürsek Muhammed'in kabilesi ve diğerleri bize saldırır. Onu kim öldürecek? Bir kişi olması şart mı? Her kabilenin en güçlü adamını seçip birlikte öldürün. Muhammed'in kanı herkesin eline bulaşmış olur. Tabii böylece intikam da olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde hazırlanan plandan haberdardı. O gece kuzeni olan Hazreti Ali'den kendinin yerine peygamberin yatağında yatmasını istedi. Çünkü onu Allah'ın koruyacağını biliyordu. İşte orada. İçeri ne zaman giriyoruz? Girmiyoruz. Sabah namazı için evden çıkmasını bekleyeceğiz. Sonra da... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün gece boyunca namaz ve ibadetine devam etti. Bu sırada suikastçiler Allah'ın mucizesiyle teker teker uyuyakaldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahın erken saatlerinde evinden emniyetle çıkarak Ebu Bekir'e gitti. Ve birlikte Mekke'den ayrılarak yakındaki bir dağda bulunan mağaraya saklandılar. Burada Muhammed'i mi bekliyorsunuz? Onu saatler önce şehirden çıkarken gördüm. Ama bu imkansız. Nerede o? Onu bulana 100 deve ödül vereceğim. Gidin! Hadi! Misin? Evet, eminim. Ayrıca birkaç saat sonra 100 deve benim olacak. Şubasını bozmadan buraya girmiş olamaz. Bu imkansız. Seni aptal. Aynı gece Yesrib'e yola çıkmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tepenin üstünden Mekke'ye doğru hüzünle baktı.
Burası onun için anılarla dolu bir şehirdi. Çocukları burada doğmuştu. Karısı burada ölmüştü. Şöyle dedi: "Dünyada bana en sevimli gelen yer sensin. Allah'a en yakın şehir sensin. Eğer halkın beni mecbur etmeseydi, seni asla terk etmezdim." Çölde hiç kimse bu kadar uzun hayatta kalamaz. Belki de gelen haberler yanlıştır. Kim bilir, belki de onu yakalamışlardır. Hayır, yakalanmadı. Ve burada olacak. İşte geliyor. Peygamber Efendimiz geliyor. Kez korkmadan ibadet edebiliyorduk. Günler uzundu ve çok çalışmak gerekiyordu. Ama çok mutluyduk. Uslu ol Hüda. Öğretmenini dinle. Sen de hadi. Burada kalıp babamla mahalleyi mescidi yapmasına yardım edeceğim. Okuldan sonra. Peygamber okuma öğrenmen gerektiğini söyledi. Merhaba baba. Merhaba. Baba. Burada kalıp size yardım... Önce okul. Ve halkıma lütufta bulundu. Aferin, çok güzel. Artık mescide gidebilir miyim? Evet, hadi. Ve halkına lütuf... Lütuf. Lütufta bulundu. Çocuklarımın öğretmeni için. Bu çok güzel. Allah'ın elçisi. Bırak ben taşıyayım. Sen peygambersin. Artık biraz dinlenmenin zamanı geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bütün Müslümanların kardeş olduğunu ve toplumdaki herkesin omuz omuza ibadet etmesi gerektiğini öğretti. Yesrib'deki bütün insanların ırkları ve dinleri ne olursa olsun barış içinde yaşayacağını anlatan bir bildiri yayınladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizi namaza çağırıyor. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Anne, biz dünyanın en mutlu insanları mıyız? Sen ne dersin? Bana sorarsan. Bundan sonra Yesrib ismi, peygamber şehri anlamına gelen Medine olarak değiştirildi. İşte bu kadar. Müslümanların geride bıraktığı her şeye el koyduk. Güzel. Hepsini kervanlarla Şam'a götürüp en küçük bir parçasını bırakmadan satacağız. Artık bunların hepsi bize ait. Mallarımıza el koymuşlar. Şam'a götürüp sattıktan sonra Mekke'ye sepetler dolusu altınla dönecekler. Hala bizimle ticaret yapılmasına da izin vermiyorlar.
ve yine açlıktan ölüyoruz. Ey Allah'ın elçisi, şiddetten nefret ettiğini biliyorum ama... Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oraya gidip kervanı bulacağız ve bize ait olanı geri alacağız. Muhammed kervanı ele geçirmek için Medine'den 300 adamla yola çıktı. Hemen Mekke'ye git. Mallarını korumak için çabucak bir ordu göndermelerini sor. Biz de buradan deniz yoluyla eve döneceğiz. Ordumuz bu sabah yola çıkıyor ve sen benim yerime savaşa katılacaksın. Katılmayacağım. Yerime savaşırsan borcunu ödenmiş kabul edeceğim. Eğer savaşmazsan seni hemen burada öldürürüm. Ama... Bu da ne? İşte bu kadar. Hadi. Ebu Cehil Müslümanların kamp yaptıkları yere 2 günlük mesafede. Ona tehlikede olmadığımı ve geri dönmesini sor. Ama ordusu sayıca onların 3 katı. Yeterli değil. Muhammed'e karşı yeterli değil. Ona Mekke'ye dönmesini sor. Yüce ilahlar adına bunca yolu geri dönmek için gelmedim. Hayır. Muhammed ölene kadar da dönmeyeceğim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşımızdakilerin artık sadece silahlı 30 koruma değil ciddi bir ordu olduğunu öğrenince Şura adı verilen kendi danışma meclisini topladı. Sanırım en son konuşması gereken benim. Siz neye karar verirseniz biz varız. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere şöyle dedi. Yüreğiniz imanla dolu olarak gidin. Çünkü Allah bana ya kervanı ya da savaş alanında zafer kazanmayı vaat etti. Mekke ordusuyla Bedir kuyuları yakınında karşılaştık. Çabuk mızraklarımı hazırla. Sen yanımdan ayrılma. En önemlisi de Bilal'i bulmama yardım et. Savaş geleneklerdeki gibi 3'er kişinin teke tek mücadelesiyle başladı. Hazreti Hamza kılıcını çekti ve 2 kişiyi yanına çağırdı. Übeyde, Ali. Onlar gibi savaşıyorlar. Bilal! Neye? Aa!
kaçıyorlar. Ebu Leheb. Geri döndün. Artık sana olan borcumu ödedim. Ve bilmen gereken son bir şey daha var. Allah yeğeninin saflarında yer alıyor Ebu Leheb. Yardım edin. Kimse bana yardım etmeyecek mi? Lütfen. Geri zekalı, aptal. Geri çekilmesini söylemiştim. Bir dahaki sefere. Ama konu bu değil. Biz ilk fırsatı kaçırdık. Artık Allah'ın onlardan yana olduğunu düşünüyorlar. İnan bana, bundan sonra onu yenmek imkansız olacak. O sadece bir insan. Hayır, insan olan sensin. Onun gibisi sadece bir kez gelir. İlahlar şahidim olsun. Son altınıma kadar ona karşı savaşacağım. Silah ve at satacağız. Muhammed'e kimin daha güçlü olduğunu göstereceğiz. Mekke yaklaşık 3000 askerden oluşan bir ordu kurmuş. Üzerimize geliyorlar. Bizse sadece 700 kişiyiz. Yapılan şura toplantısından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yaklaşmakta olan düşmanı Uhud dağında karşılayacağız. Biz hazırız Allah'ın elçisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazansak da kaybetsek de bu tepeyi terk etmemenizi söyledi. Düşmanın arkadan saldırmasına izin vermeyeceksiniz. Götürün. Geri çekiliyoruz. Her şey ters gitti. Muhammed öldü mü? Düştüğünü gözlerimle gördüm. Beni dinleyin. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Bugün bizim ilahlarımız kazandı.
Şehitlerimiz cennete, ölüleriniz cehenneme gitti. Muhammed ölmüş olduktan sonra neye isterseniz ona inanın. O zaman şunu çok iyi bilsin. Bugün ölen her askerimize karşılık sizden tam 4 tane öldürdük. Muhammed yaşıyor mu? Ha, bu savaşı Mekke'nin kazanacağı zaten belliydi. Adaklarını sunda dışarı gel Ebu Sufyan. Bizi buraya getiren sensin. Muhammed yaşıyor. Ne olmuş? Hamza da dahil 70 adamını kaybetti. Hadi gel de kutlamalara katıl. Muhammed hala yaşarken burada sevinerek zafer kazandığımızdan nasıl söz edersiniz? Muhammed yaşıyor. O halde anlaştık. Artık bu savaş sadece Müslümanlarla Mekke arasında değil, hayır. Tüm Arabistan Muhammed'e karşı olana kadar bütün kabile liderleri savaşmaya yemin etti. Ta ki Muhammed yaşıyor nidalarının çığlıklarının yerini Muhammed öldü alana kadar. İslam'ın işi bitti. Hiçbiri sağ kalmayacak. Muhammed'den kurtulmak için elimden geleni yapacağım. 10.000 mi? Bizden 2 kat, hatta 4 kat büyük orduları yenmeyi başardık. Allah'ım, 10.000! Onları uzak tutmamızın hiçbir yolu yok. Ayrılıp her yönden üstümüze saldıracaklar. Siz ne diyorsunuz Allah'ın elçisi? Biz İran'da atlıların saldırısından korunmak için çevremize çok büyük bir hendek kazıyorduk. Bu da ne böyle? Daha önce Arabistan'ın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Bu imkansız. Bence bekleyelim. En dar yerini bul ve adamlarını oradan geçir. Şimdi! Devam edin. Efendim. Bir taraftan geçmeye çalışın, diğer taraftan da hendeyi doldurmaya bakın. Otuz gündür uğraşıyoruz. Askerlerin cesareti kırıldı. O halde onlarla konuş. Senin ağzın iyi laf yapar. Onları cesaretlendir. Gerekiyorsa kırbaç kullan. Bu işe yaramaz. Allah'ın Müslümanlarla beraber olduğunu düşünüyorlar. Pekala, tamam. Şafak'ta son ve toplu bir saldırı için hepiniz hazır olun. Her yönden saldıracağız. Sayıca onlardan çok üstünüz. Allah'ın izniyle sadece birkaç askerleri hendeyi geçebilecek. Şehre ulaşmadan işlerini bitireceğiz. Eğer şehre girmeyi başarırlarsa... Bunları pencerelerden üstlerine atacağız. Evet. Hocam, çok korkuyorum. Korkma. Eğer ölürsek cennette beraber olacağız. Arkamızdan kapıyı sıkıca kapat. Evet.
İşte ne kadar yüce olduğunuzu kanıtlamanın zamanı geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı anda dua ediyordu. Ey Kur'an'ı gönderen ve hesap gününün sahibi Rabbim! Muhammed'i koruyan o güç her neyse, onu bertaraf edin. Topladıkları bu ittifakı darmadağın et. Ve bu Müslümanlara gücünüzün en büyük olduğunu son ve kesin şekilde ispat edin. İttifaklarını darmadağın et ve ordularını bozguna uğrat. Geri dönüyoruz. Allah bizi kurtardı. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepimizi karşısına toplayıp bize baktı ve şöyle dedi. Rüyamda Kabe'ye girdiğimi gördüm. Anahtarı elimdeydi. Mekke'ye hac görevini yerine getirmek için gideceğiz. Ve mukaddes Kabe'de ibadet edeceğiz. Buraya mı geliyor? Hem de silahsız mı? Hac amacıyla gelenlere saldırmayacağımızı biliyor. Yoksa bütün Arabistan bize karşı ayaklanır. Lanet olsun. Muhammed'e lanet olsun. Maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bırakalım gelsinler. Ne? Muhammed'in Mekke'de ibadet etmesine göz mü yumacağız? Hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey. Ona Süheyl'i göndereceğim ve tüm dünya önünde yemin edeceğim. Ama Müslümanlar Mekke'ye giremeyecek. Bir uzlaşma öneriyoruz size. Bir barış antlaşması. Hiçbirinize saldırmayacağımıza söz veriyoruz. Aynı sözü siz de vereceksiniz. Tam 10 yıl boyunca. Yani Mekke'ye gidip Kabe'de ibadet etmemize izin mi vereceksiniz? Kesinlikle. Fakat gelecek yıldan itibaren. Ne? Mekke'ye giremeden geri mi döndünüz? Ama gelecek yıl gireceğiz. Ve 10 yıl boyunca her yıl Mekke'ye gireceğiz.
Evet ama yılda sadece 3 gün. Demek 10 yıl boyunca barış olacak. 10 yıl boyunca. Evet. İslam'ın çağrısı 10 yılda çok uzaklara gidebilir. De. Amr. Neden Medine'ye gidiyorsun? Muhammed'i. Muhammed'i görmeye. Neden gidiyorsun? Söyle, nedeni ne? Tabii ki Müslüman olmak için. Onu öldürmek için gittiğini sanıyordum. Sen onu savunacak mısın? Daha ne kadar inkar edebiliriz? O Allah'ın peygamberi. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen de onun elçisisin. Ve ben de şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve sen Muhammed onun elçisisin. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من Çok sayıda Müslüman öldürüldü. Anlaşmayı bozdular. Bu olay üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karar verdi. Artık Mekke'ye dönme vakti gelmişti. Peki, Allah'ın elçisi. Biz hazırız ey Allah'ın elçisi. Mekke'ye gidiyoruz. Müslümanların artık 10.000 kişilik bir orduları var. Ve en iyi komutanlarımız onların yanında. Buraya Muhammed'le konuşmaya geldim. Ellerini göster. Hemen! Ona şimdi zarar vermeye çalışmam aptallık olurdu. Daha önce denemiştin. Barış adına geldim. Bu adamları suçlayamazsın. Endişelenmeleri çok normal. Doğru. Bizi bağışlayın. Zulmettik, adaletsiz davrandık. Ve çaldık, işkence yaptık, öldürdük. Artık daha fazla karşı koymayacağız. Zaten koyamayız da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Hiç kimse öldürülmeyecek. Haksız yere yurdundan sürülmeyecek. Mekke İslam'ın ruhuyla çepeçevre sarılacak. Öyle olacağından eminim. Artık ben de şehadet etmeliyim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve sen Muhammed onun peygamberisin. Şehri hazırlamalıyım.
Size yaptığım onca kötülüğe rağmen Muhammed, hayatta olduğun için mutluyum diyebilirim. Yönetenlerden en sade Müslümana kadar her zaman böyle olsun. Sonsuza kadar özgürsün dostum. Hem bedenin hem de ruhun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sonunda yuvamıza döndük. Allah'a şükürler olsun. O gün hissettiklerimi hayatım boyunca unutamam. Tarifi imkansız bir coşkuyla doluyduk. Birkaç yıl sonra kısa süren bir hastalık sonucu Peygamberimiz Medine'de hayata gözlerini yumdu. 63 yaşındaydı. Her zaman sade ve mütevazı bir hayat sürdü. Elindeki her şeyi yoksullara dağıttı. Ah, keşke Muhammed'i görebilseydim. Keşke sesini duyabilseydin. Evet. Ama Allah'ın kelamı halen dillerde. Peki şimdi nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Belki de burada kalıp Mekke'de çalışabilirsiniz. Peki elinizden ne iş gelir? Ah, çok güzel. Aynı sizinki gibi bir tezgahım vardı benim de ama kaybettim. Her şeyimi aldılar. Bizim tezgahımızı kullanabilirdi, değil mi? Evet. Elbette kullanabilirdi. Bayım, başına yününü kullanabilirsiniz. Hayır, olmaz. O size ait. Hayır bayım, o artık size ait. Hadi, onu birlikte pazara götürelim bayım.